Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinizi hürmetle muhabbette selamlıyorum efendim. 2019 yaz dönemi online temel Arapça derslerimizde. Derslerimizin 10. bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde ders kitabı olarak esas aldığımız Arapçayı Öğreten Kitap adlı kitabımızın 126. sayfasında yer alan İsimlerde çokluk, bir diğer adıyla çoğul konusunu ele alacağız. Ders kitaplarımızın 126. sayfasını açalım lütfen. Hatırlarsanız önceki oturumlarımızda, önceki derslerimizde Arapçada sayısı bakımından isim başlığı altında şöyle bir şey çalıştık. Ekranınıza taşıyorum şu anda. Arapçada sayısı bakımından isim üçe ayrılır dedik. Müfret, müsenna, diğer adıyla tesniye ve cem. Müfret dilimizdeki tekili, müsenna ya da tesniye dilimizdeki ikili, her ne kadar ikil diye bir sayısı bakımından isim bulunmasa da dilimizde, ikili, cem ise çoğulu karşılar dedik. Arapçada çoğul türleri bağlamında şunu ifade etmeliyim. Arapçada çoğulu öncelikle kurallı ve kuralsız olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Evet, kurallı ve kuralsız olmak üzere. Şimdi bakın ekranınıza şu taşıdığım dosyayı inceleyelim. Arapçada çoğul başlığı altında bir kuralsız düzensiz çoğul demişiz. Kuralsız düzensiz çoğulu Arapçada cem teksir ya da cem mükesser kavramlarıyla karşılarız. Cem teksir ya da cem mükesser. Peki şimdi Türkçe'de dilimizde kuralsız çoğul diye adlandırılan çoğul türü aynı zamanda kırık çoğul diye de bilinir. Türkçe'de bu çoğul türüne kuralsız çoğul deseniz olur. Düzensiz çoğul deseniz olur, kırık çoğul deseniz olur. Ancak bu üç kavramın üçü de malum olduğu üzere bunlar Türkçe adlandırmalardır. Kuralsız, düzensiz, kırık bunların tamamı Türkçe kavramlardır. Peki o zaman cem teksir, diğer adıyla cem mükesser bu kavramlarsa Arapçadır ve biz bunları kullanacağız derslerimizde. Tanımlarken cem türlerini cem teksir ya da cem mükesser bunlardan birisini kullanacağız. Şöyle yapalım. Evet, cem teksir, cem mükesser. Kurallı düzenli çoğul diye adlandırılan çoğul türüne gelince bunu ikiye ayırırız. Kurallı diğer adıyla düzenli çoğul türünü ikiye ayırırız. Bunlardan birincisi kurallı eril çoğul anlamında cem müzekker salim. Cem müzekker salim kelimesini şöyle ben tek tek izah edeyim. Salim kurallı, düzenli demek. Müzekker eril demek, cem de çoğul demek. Peki o zaman cem müzekker salimi nasıl açmak lazım? Kurallı eril çoğul diye açmak lazım. Kurallı eril çoğul. Cem müennes salim kurallı çoğul türünün ikinci sınıfını teşkil eder. İkinci türünü teşkil eder. Cem müennes salim kurallı dişil çoğul diye adlandırılır. Bu şekilde daha doğrusu tercüme edilir bu kavram. O halde çoğul türlerini öğrendik. Arapçada çoğul ikiye ayrılıyormuş. Kurallı ve kuralsız diğer adıyla düzenli ve düzensiz olmak üzere. Kurallı çoğullar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Cem müzekker salim, cem müennes salim şeklinde. Peki hocam Arapçada hangilerinin sayısı daha çok sorusunun cevabını verdiğim zaman hoşunuza gitmeyecek bir cevap vereceğim. O da şu. Arapçada maalesef Arapçayı bir yabancı dil olarak öğrenenler adına maalesef diyorum. Kuralsız çoğul türü ya da sayısı diyeyim. Kuralsız çoğul, düzensiz çoğul sayısı kurallı çoğul, düzenli çoğul sayısıyla kıyaslanamayacak kadar çoktur. Şimdi kurallı çoğulla kuralsız çoğul arasındaki fark şudur. Biraz sonra ders kitabınızın 126. sayfasından işleyeceğimiz yerde de görüleceği gibi şöyle şuradan açayım.
Burada da biraz sonra şu verilen örneklerden hareketle kurallı çoğul konusunu ele alacağız. Bir müfret müzekker veya bir müfret müennes ismin belli bir kural dahilinde çoğul yapılması ile elde edilen kelime sayısıyla efendim herhangi bir kurala bağlı olmadan elde edilen çoğulların sayısı birbiriyle kıyaslandığında az önce de ifade ettiğim cümleyi tekrar etmek istiyorum. Kuralsız çoğul sayısı kurallı çoğul sayısıyla kıyaslanamayacak kadar çoktur. Buradan şunu anlamalısınız. Buradan şunu anlamalısınız. Şununla da işimiz yok. Bunu da kapatalım. Bir ismin müfredini öğrenen bir öğrenci onun çoğulunu, cemini öğrenmiş olmaz. Müfrediyle birlikte onun cemini de bağımsız bir kelime olarak öğrenmesi gerekir. Bunu ifade edeyim mi tekrar? Gerek var mı buna? Şimdi kastettiğim şu, şuradan örnek vereyim ben size. Mesela kitap kelimesinin müfredini bilen bir öğrenci onun kitaplar anlamında kütüp kelimesini öğrenmemesi durumunda bunun çoğulunu biliyor muamelesi yapamayız ona. Kitabı ayrı bir kelime, kütübü ayrı bir kelime olarak öğrenmek durumundayız. Mesela Rasul kelimesinin çoğulu ne? Rasul kelimesinin çoğulu Rusul. Şimdi Rasul kelimesini öğrenmek, elçi anlamında Rasul'ü öğrenmek, Rusul'ü öğrenmeyi de doğurmaz sonuç olarak. Ne yapacağız peki? Rusul'ü de ayrıca müstakil, bağımsız bir kelime olarak öğreneceğiz. Mesela aslan anlamındaki Esed kelimesini bilmek, aslanlar anlamındaki Usud kelimesini bilmeyi doğurmaz. Esed'i ayrı öğreneceğiz, Usud'u ayrı öğreneceğiz. Dolayısıyla öğreneceğimiz kelime sayısı burada çarpı 2 olacak. Yani iki katına çıkmış olacak. Adam anlamındaki kelimeyi diyelim racülü biliyorsunuz. Racülü biliyorsunuz. Ve fakat racülü öğrenen bir birey, Arapçayı yabancı dil olarak öğrenen birisi, eğer adamlar anlamına gelen ricali öğrenmediyse o bilgisi eksiktir. Ne olacak peki? Racül ile birlikte ricali de öğrenecek. Arapçada kelimelerle muhatap olma, kelimelerle yüzleşme, kelimeleri öğrenme usulü şöyledir. Kelime tabii üç ayrılır, isim, fiil, harf diye. Buradan hareketle şimdi ona tekrar dönelim isterseniz. İsim, fiil, harf diye kelimeyi üçe ayırdık ya. Şimdi bir ismi öğrenen birisi, ismin müfredini öğrenen, müfredini çalışan, tanıyan birisi, onun beraberinde efendim çoğulunu da öğrenmelidir. Çoğulunu da öğrenmeye ihtiyacı vardır. Az önce örneklendirdim. Kitabın çoğulunun kütüp, Rasulün çoğulunun rusul, Esed'in çoğulunun usud, efendim kalem kelimesinin çoğulunun aklam olduğunu, kalem, racul, esed, rasul kelimelerini öğrenirken beraberinde onların çoğullarını da öğrenmelidir. Usul budur, yöntem budur. Peki fiillerle ilgili olarak şu bilgiyi paylaşmalıyım. Fiilleri zamanı bakımından bunu telaffuz etmeme müsaade edin. Belli bir temeliniz olduğu için zikrediyorum. Normalde Arapçaya sıfırdan başlayanlar için bu cümleyi kurmam. Zamanı bakımından mazi, muzari, emir diye üçe ayıracağız. Gelecek derslerde. Şimdi ben size şu dosyayı açayım, oradan yansıtayım. Şimdi bakın şu. Zamanı yönünden mazi, muzari, emir. Asli harf sayısı bakımından sülasi mücerret, rubai mücerret. Harflerin türü yönünden sahih, mu'tel, failinin yani öznenin belli olup olmaması, bilinip bilinmemesi bakımından malum, meçhul, mef'ul yani nesne alıp almaması yönünden müteaddi lazım şeklinde fiili tasnif edeceğiz, sınıflandıracağız. Peki bu 5 maddede şu an ekranınıza taşıdığım fiilin 5 türü dosyasında karşımıza ilk çıkan madde ne? Karşımıza çıkan ilk madde şu. Zamanı yönünden fiil, mazi, muzari ve emir diye üçe ayrılır. Mazi geçmiş zamanı, muzari şimdiki geniş ve gelecek zamanı efendim karşılar. Dilimizdeki bu zaman dilimlerini karşılar. Emir ise muhatabımızdan bir işin yapılmasını talep etmeyi ihtiva eder, içerir.
Şimdi buraya niye geldik? Şunun için geldik. Bir öğrenci Arapçayı yabancı dil olarak öğrenen bir öğrenci bir fiili öğrenirken o fiilin maziyesini, muzarisini ve bir de mastarını birlikte öğrenmek durumundadır. Bir örnek vereyim isterseniz burada size. Mazi, muzari, mastar birlikte öğrenilmelidir ifadesini örneklendirmek bağlamında. KTB fiilini yazdık. Şimdi ekrandaki sözlüğü daha fazla büyütemiyorum ancak bu kadar büyüyor. Ancak siz şu benim ekranda sağ üst köşede görüntümü aldığınız, beni görüntülediğiniz yerin üst kısmında bir sığdır butonu var. Yukarıdan aşağıya iki ok, aşağıdan yukarıya iki ok sembolüyle sayfanızda gördüğünüz bir sığdır butonu var. Oraya tıkladığınız zaman ekranınız bir miktar daha böyle size yaklaşır, yakınlaşır, azıcık daha genişler. Bunu yapın lütfen. Daha iyi görüntüleyebilmek için. Şimdi ketebeden bahsediyoruz, değil mi? Ketebeden bahsediyoruz. Şimdi ketebe, onun hemen yanında bir U harfi yer alıyor. Buna şu an girmek istemiyorum ama bir kez duymuş olun diye söyleyeyim. Bu U harfi Latince yazılan, yani Türk alfabesinde yer alan U harfi, ketebenin zaman bakımından muzarisinin ortasında yer alan harfin harekesinin verdiği sesi sembolize eder. Onu temsil eder. Yektübü'deki tuyu, ta harfinin harekesini sembolize eder. Parantez sesle yazılansa ketbun, kitabun, ketbetun ve kitabetun ya da bazı sözlüklerde siz bunu ketben, kitaben, ketbeten, kitabeten şeklinde görürsünüz. Bu parantez sesle verilense fiilin maslarını karşılar. Bir fiilin birden çok masları olabilir. Burada görüldüğü gibi ketbun, kitabun, ketbetun, kitabetun'da görüldüğü gibi ne bu fiilin anlamı? Yazmak. Peki o zaman ne öğrendik? Şunu öğrenmiş olmamız lazım. Efendim ismi öğrenirken çoğullarıyla, isimleri öğrenirken çoğullarıyla, fiilleri öğrenirken nesiyle öğrenmek lazımmış? Bunu siz yazın hadi. İsimleri öğrenirken bunu siz yazın hadi. İsimleri öğrenirken şununla, fiilleri öğrenirken şununla öğrenmek lazım diyelim. İsimleri ben de yazayım. Öğrenirken isimleri öğrenirken ne diyeceğiz? Siz de yazın hadi benimle birlikte. Evet, İngilizce'deki ikinci hal, üçüncü hal gibi mi acaba diye soruyorsunuz. İngilizce'deki ikinci hal, üçüncü hal. Evet, Sayın Tekin, o şekilde bir kıyas yapabilirsiniz. Sayın Keş, mazisi muzarisi emirleri demişsiniz. Mazi muzari emir fiiller, isimler çoğullarıyla birlikte demişsiniz. Evet. Peki, güzel. Ben cümlemi tamamlıyorum ben de. Şimdi benim yazdığım notu bir okuyalım isterseniz. Müfred isimleri öğrenirken çoğullarıyla, fiiller öğrenirken de mazileriyle birlikte muzari ve mastarlarıyla öğrenmeliyiz. Bu cümle çok hoşuma gitmedi benim. Bunu şöyle şurada düzelteceğim. Bir dosya açayım şuraya. Yeni bir dosya. Evet. Tamam. Şimdi cümlemiz şu. Nedir o? Biraz şöyle büyütelim onun puntosunu daha rahat görün. Evet. Mazi düzeltiyorum. Müfred isimleri öğrenirken çoğullarıyla
şimdideki Türkçe kavram kullanalım madem. Tekil isimleri öğrenirken çoğullarıyla, mazi fiilleri öğrenirken de muzari ve mastarlarıyla birlikte öğrenmeliyiz. Tamam mı? Evet, notumuz böyle olsun. Tekil isimleri, isimler, çoğulları, fiiller zamana göre. Evet. Doğru Sayın Akbal. Tekil isimleri öğrenirken çoğullarıyla, mazi fiiller öğrenirken de muzari ve mastarlarıyla birlikte öğrenmeliyiz. Tamam, notumuz bu. Evet. Tamam. Şimdi bu not burada dursun. Şöyle yer ekle diyelim. Bu bilgisayarda masa üstüne bunu kaydedelim şöyle. Tamam. Evet, peki. Burası tamam. Şu dosyayı kapatayım. Şu fiil dosyasını da kapatayım. Onda da işimiz yok. Şu ekranda gördüğünüz tablo yok burada. Gerçi de not. Bu notu sohbet penceremize de taşıyayım ben şöyle. Videodan izlerken de yine böyle not almak isterseniz şu an ekranınızda bulunan görüntüyü durdurup burayı not edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ders kitabınızda verilen kısma geçelim. Ders kitabınız önce kurallı çoğulları vermiş. Şurada kurallı çoğullarla başlamış. Şöyle bir fotoğraf var. Bu fotoğraf eşliğinde verilmiş cümleler. Cemilun ve Tahirun ve Sadikun müderrisune. Kim bunlar? Cemil, Tahir ve Sadık öğretmendirler. Hum calisune fil mektebe. Kütüphanede oturmaktalar. Zeynep ve Fatıma ve Hatice müderrisat. Zeynep, Hatice ya da Zeynep, Fatıma ve Hatice öğretmendirler. Hunne calisatun indel müdira. Onlar müdirenin yanında oturmaktadır. Peki şimdi müzekker ismin sonuna vav, nun eklenerek çoğaltılır diye bir not görüyorsunuz. Ders kitabınızda sayfa 126'da. Müderris, öğretmen, müderrisune, öğretmenler. Müdir, müdirun, muvazzaf, muvazzafun, neccar, neccarun. Peki konuşma dilinde son harflerin harekesini vermemek, telaffuz etmemek. Sükunla okumak adetten olduğu için ben müderrisune, müdirune, muvazzafune, neccarune demedim. Muvazzafun veya baştan alayım. Müderrisun, müdirun, muvazzafun, neccarun. Ama son harfin harekesini de illa vurgulayalım da zihnimizde iyice kalsın, yerleşsin zihnimize iyice derseniz. Müderrisune, müdirune, muvazzafune, neccarune şeklinde telaffuz edersiniz. Peki karşı sayfada sayfa 127'de tabbah aşçı tabbahune aşçılar, haddad demirci haddadune demirciler, muslim müslüman muslimune müslümanlar. Şu ikinci madde üzerinde durmayacağım, bu bağımsız bir konu çünkü onu geçiyorum. Üçüncü maddeye bakalım şimdi sayfa 127'de. Müennes isim sonuna atun eklenerek çoğul yapılır. Sonunda kapalı ta varsa düşer, ta marbuta varsa düşer denmiş. Şimdi şurada dikkat ederseniz müderris, müdeyir, muvazzaf, neccar devam ediyorum. Tabbah, haddad, muslim bunlar müfret müzekker isimler. Müfret müzekker isimlerin sonuna une sesini veren vav, nun harfi getirilerek ya da harfleri getirilerek ne elde edilir? Kurallı eril çoğul yani cem, müzekker, salim elde edilir. Peki cem, müzekker, salim, kurallı eril çoğul. Kurallı eril çoğulu elde etmenin yolu neymiş diye sorarsam şunu söylemelisiniz bana. Cem müzekker salimi elde etmenin yolu müfret müzekker bir ismin sonuna efendim müfret müzekker bir ismin sonuna une sesini veren vav, nun harfleri getirilerek elde edilir demeliymişiz. Şöyle bakın, kurallı eril çoğul. Şu şimdilik gündemimizde yok. Bunu yok sayıyorum. Şu şöyle yapayım. Evet, şurası. Şu özneyi falan da görmeyin siz şimdilik. U ne? Sesini veren vav'nun ekliyoruz. Nereye? Müfret müzekker ismin sonuna. Peki kurallı dişil çoğulda ne yapıyoruz? Kurallı dişil çoğulda şunu yapıyoruz.
elde ederken kurallı dişil çoğulu şöyle yapalım. Kurallı dişil çoğulu elde ederken de müfret müennes bir ismin sonuna atön sesini ya da atö sesini veren elif ta ekleyerek cem müennes salimi elde ediyoruz. Şimdi bu atün ya da atü neye göre değişir diye sorsam bir fikir yürütebilecek olan var mı? Ben söylemeden acaba kim söyler diye bir yoklama yapmak amacıyla soruyorum bunu. Bir ismin, müfret müennes bir ismin sonuna getireceğimiz ek ya atün ya da atü sesini verecek dedim ya, bu neye göre değişir? Kriter nedir? Tamam, güzel. Yani tenvin alıp almaması cevabı doğru ama bu cevap herkes tarafından anlaşılmayabilir. Lam-ı tarif alıp almaması bakımından diyorsunuz. Sayın Ecal, marife nekiralığına göre demişsiniz. Marife ve nekira olması. Belirli belirsiz marife nekira demişsiniz. Evet, tebrik ediyorum. Cevaplarınız doğru. Mesela müderrisetun değil mi? Şuradan marifelik nekralık dediniz. Gayet güzel. Mesela şurada, şuna bakalım. Şurada verilenlere bakalım. Kitabınızda verilenlere. Mesela müderrisetun nekira mı marife mi? Nekira. Bunun marifesi el müderrisetu. Peki müderrisetun çoğul yapılırken, bayan öğretmen anlamındaki müderrise çoğul yapılırken nasıl bir yöntem izlenecek? Sonunda yer alan ta merbuta düşürüldükten sonra, burası önemli, dikkat edin buraya. Sonunda yer alan ta merbuta düşürüldükten sonra sonuna atun sesini veren elif ta getirilecek. Müderrisatun şeklinde, tamam mı? Hayyatatun hayyatatun, tabbahatun tabbahatun, muslimetun muslimatun, zeynebu zeynebatun. Bakın Zeynep kelimesinin sonunda herhangi bir ta marbuta yok. Efendim, herhangi bir ta marbuta olmadığı için doğrudan A sonu sesi veren elif ta'yı ekledik. Peki Zeynep müzekker mi müennes mi sorusuna verilecek cevap belli. Zeynep müennes. Peki müennes ismin hangi sınıfı? Hakiki mi mecazi mi? Zeynep hakiki müennes mi mecazi müennes mi diye sorsam ne dersiniz? Hakiki müennes mi, mecazi müennes mi? Evet, ne yazdınız? Zeynep mecazi müennes olmaz arkadaşlar. Zeynep mecazi müennes olur mu? Evet, Zeynep mecazi müennes olmaz. Peki hakiki müennes olduğu doğru. Peki hakiki lafzi midir, hakiki manevi midir diye sorayım. Bakın şurada müennesin sınıfları var. Müennesin hakiki olan türü var. Mecazi olan türü var. Evet, Zeynep hakiki, bir de şunu vereyim, şöyle, hakiki müennes olduğu cevabı doğru, mecazi müennes değil, hakiki müennes. Hakiki lafzi mi, hakiki manevi mi, ne dersiniz? Hakiki lafzi mi, hakiki manevi mi, ne dersiniz? Hakiki lafzi mi, hakiki manevi mi? Hakiki mecazi, şimdi hakiki mecazi cevabı olmaz. Kim verdi o cevabı? Hakiki mecazi olur mu? Zaten ya hakikidir müennes ya mecazidir. Hakiki mecazi olmaz. Ya hakikidir ya mecazidir. Evet, hakiki lafzi dediniz Sayın Öcal. Evet, peki doğru cevap verelim o zaman. Doğru cevap ekranınızda. Peki bakın Zeynep nasıl bir müennes? Cevabı burada. Evet, cevabı ekranınızda. Zeynep nasıl bir müennes?
Hakiki manevi bir müennes. Tamam mı? Hakiki manevi. Şimdi hakiki olmakla mecazi olmak arasındaki farkı biliyoruz. Hakiki müennes olmak, üreme, türeme, çoğalma, neslinin devam etmesi özelliğine sahip olmak, canlı olmak anlamını taşıyordu hatırlarsanız. Mecazi olmaksa bunun tam tersi, tam zıttı. Üreme, türeme, çoğalma, canlı olma vasfından uzak olma anlamındaydı mecazi müennes. Peki hakiki lafziyi hem üreme, türeme, çoğalma özelliğine sahip olanlar hem de bünyelerinde müennesi alameti taşıyanlar diye tanımlamıştık. Hakiki manevi ise efendim üreme, türeme, çoğalma özelliğine sahip olmakla birlikte bünyesinde müennesi alameti bulunmayan müennes türü demiştik. Hatırladınız mı? Tamam mı? Evet, peki. Kaydetme diyelim şuraya. Evet, anlaşıldı umarım. Evet. Cem konusunu tekrar Arapça yazılışlarıyla ekranınıza taşıdım. Cem, mukesser, teksir, sonra Salim, Salim kendi içinde cema, muzakkar, Salim, cema, muennes, Salim şeklinde sınıflandırılıyor. Tamam mı? Evet, peki. O zaman kurallı, henüz şu an kuralsız çoğulu çalışmıyoruz. Kurallı eril çoğulu, yani cem, müzekker, Salim'i elde etmenin yolu nedir sorusunun cevabı şu. Evet. Kurallı eril çoğulu elde etmenin yolu müfret müzekker bir ismin sonuna u ne sesini veren vavunun harflerini getirmek. Peki cem müennes salim kurallı dişil çoğulu elde etmenin yolu da müfret müennes bir ismin sonuna şayet sonunda varsa yer alıyorsa yer alan ta merbutayı taut te'nisi düşürdükten sonra söz konusu ismin nekira ya da marife oluşuna göre ya atun sesini veren ya da atu sesini veren elifta harflerini eklemek suretiyle cem müennes salim elde edilir diyeceğiz. Başka örnekler var mı kitabınızın 128. sayfasında? Evet, şunlar var. Şu verilenleri çoğul yapınız denmiş. Peki mümin kelimesinin çoğulu müminune mi yoksa müminat mı? Mu'minune mi, mu'minat mı? Latin harfleriyle yazabilirsiniz cevaplarınızı. Mu'minun kelimesinin çoğulu. Mu'minune mi, mu'minat mı? Evet, bekliyorum cevaplarınızı. Evet, müminat mı? Sayın Keş, niye müminat? Mümin kelimesinin müfredine bir bakın. Müfredi müzekker mi, müennes mi? Bu soruma Sayın Keş cevap versin. Mümin kelimesinin şu seçili hale getirdiğim müfred şekli hızlıca ama biraz hızlı. Müzekker mi, müennes mi? Mümin kelimesi. Belli değil ki mi diyorsunuz? Bilemedim mi diyorsunuz? Mümin kelimesinin müzekker ya da müennes oluşu hususunda ne diyorsunuz? Şu an başka arkadaşlarımız da cevap verebilirler. Şu an başka arkadaşlarımız da cevap verebilir. Mümin müzekker mi müennes mi? Evet, mümin kelimesinin müzekker mi müennes mi olduğunu soruyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Mümin kelimesinin müzekker olduğu aşikar. Nereden aşikar? Çünkü sonunda müenneslik alameti olan şuradan vereyim ben size. Müennes ismin alametleri, çeşitleri başlığı altında. Hatta şu müennes ismin çeşitleri başlığı altında şunları paylaştım sizinle. Şu bilgileri paylaştım. Ekranınıza şöyle kocaman yansıtayım.
Arapçada mühendislik alameti 3'tür. Bunlar ta marbuta, ta tenis, kapalı ta, dişilik tası. Elif maksura, kısa elif ve elif memdude, uzun eliftir. Şimdi biraz önce kapattığım bir dosya vardı. Hani mühendis ismin çeşitleri başlığını taşıyan şurada. Evet. Şimdi Hatice'de mühendislik alametine ta marbuta. Leyla'da mühendislik alametine elif maksura. Sevda'da mühendislik alametine elif memdude. Bir ismin sonunda bu seçilale getirdiğim kapalı ta'dan, şu elif maksura'dan ve elif memdude'den birisi varsa o isim müennestir. Peki bünyesinde bunlardan birisi yoksa kuvvetle muhtemel şayet manevi müennes ya da mecazi müennes değilse, bir diğer adıyla semai müennes değilse o isim müzekkerdir. Peki o zaman ilk kriterimiz, göz önünde bulunduracağımız ilk şey ne? Göz önünde bulunduracağımız ilk şey efendim bünyesinde ta marbuta, elif maksur, elif memdude olup olmadığı. Evet, Sayın Keş, tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlayıp anlamadığınızdan emin olayım. Peki o zaman mümin müzekker mi, müennes mi? Müzekker. Burada verilenlerin tamamı müzekker değil mi? Bakalım şöyle bir, şunlara bir göz atalım. Bakın mümin, muezzin, gassab, sabbah, abid, saim, cahil, kafir, zalim, haddat, musari', hattat, bunların tamamı müzekker. Tamam mı? O zaman bunların şöyle çoğul yaparız. Mu'minune, muezzinune, gassabune, sabbahune, abidune, saimune, cahilune, kafirune, zalimune, haddadune, musari'une, hattatune şeklinde efendim ne yaparız? Çoğul yaparız. Peki. Aşağıdaki isimleri çoğul yapınız denmiş. Peki Sayın Keş cevap versin yine. Tilmizetün kelimesi müzekker mi, müennes mi? Tilmize kelimesi, şu seçili hale getirdiğim kelime. Evet, müennes. Nereden bildiniz? Saçı uzun, ondan mı? Saçının uzunluğundan mı? Ama başörtülüyse bilemezsiniz değil mi? Evet, peki. Ta marbutadan bildiniz, gayet güzel. Peki burada verilenlerin tamamı müennes mi, müennes? Sırasıyla okuyalım. Tilmizetun, mizalletun, hayyatatun, mudiratun, tairatun, ustazetun, muslimetun, tabbahatun, abidetun. Bunları çoğul yaparken nasıl yapacağız? Tilmizetun, tilmizatun, mizalletun, mizallatun, hayyatatun, hayyatatun, mudiratun, mudiratun, tairatun, tairatun, ustazetun, ustazatun. Muslimetun muslimatun, tabbahatun tabbahatun, abidetun abidatun. Sınıf ortamında ders işliyor olsaydık bunların cemmüne salim yapılmış şekillerini koro halinde siz söyleyecektiniz. Ben söylemeyecektim. Yani ben daha az yorulacaktım. Online ders yapma ortamında dersi yapan hocanın yükü sınıf ortamında ders işleyen bir hocanın yükünden en az iki kat daha fazla. En az iki kat daha fazla. Çünkü soruyu o soracak, cevabı o verecek. Yazılacak olanı o yazacak, açılacak dosyayı o açacak. Anlatabildim mi? Öğrenciye soruyu, katılımcıya soruyu o yöneltecek. Katılımcıdan cevabı o alacak. Soruların doğru ya da yanlış cevaplanıp cevaplandırılmadığını o değerlendirecek. Dolayısıyla yani sınıf ortamında işlenen dersin en az iki katı, belki çok daha fazlası katı emek payı düşüyor ders hocasına. Bundan sınıf ortamında işlenseydi ben ne yapacaktım? Ben tilmizetun diyecektim. Siz kuru halinde tilmizatun diyecektiniz. Ben mizalletun diyecektim. Siz kuru halinde mizallatun diyecektiniz. Ben muslimetun diyecektim. Siz kuru halinde muslimatun diyecektiniz. Peki, o yüzden derslerimiz esnasında size yönelttiğim sorulara hızlı, ani cevaplar vermeniz, derse odaklanmanız, yoğunlaşmanız, efendime söyleyeyim ve en azından yazılı hızlı cevaplar vermeniz bu bağlamda dersin toplam kalitesine katkı sağlama anlamında çok çok önem arz ediyor. Evet, peki bu cem müzekker salim, cem müennes salim konusu bitti. Şimdi kırık çoğul diye adlandırılan
efendim konuya kadar geldik. Oturumuzun son 4 dakikası içerisindeyiz ama biz bu 4 dakika içerisinde bu Kırıkçıoğlu'da efendim işleriz muhtemelen. El-Cem ol-Mukesser. Bazı isimler yapıları değiştirilerek, kırılarak çoğul yapılır. Nasıl? Bolca örnek var burada kitabınızın efendim 128. sayfasında. Kalemun, aklamun, kitabun, kutubun, kelbun, kilabun, cidarun, cuduranun, raculun, ricalun, gurfetun, gurafun. Peki kalem, kalem, aklam, kalemler. Kelp, köpek, kilab, köpekler. Racul, adam, rical, adamlar. Nehrun, enharun, babun, ebvabun, libasun, elbisetun, tıflun, etfalun, kalbun, gulubun, bintun, benatun. Örneklerinde olduğu gibi bunlar cem mükesser, kuralsız çoğul. Peki Arapçada 3 çeşit çoğul vardır. Şöyle gösterilebilir denmiş. Ders kitabımızın 129. sayfasında. Cem müzekker salim, cem müennes salim. Kurallı eril çoğul, kurallı dişili çoğul. Kitabınıza verilen tanımlara bağlı kalmıyorum ben. Bunlar hoşuma gitmiyor. Çünkü erkek çoğulu, dişi çoğulu türünden kavramlar çok açıkça söylüyorum. Yani sevebildiğim kavramlar değil. Cem müzekker salim buna kurallı eril çoğul, cem müennes salime de kurallı dişil çoğul veya diğer adıyla düzenli dişil çoğul diyeceğiz. El-Cem'ul Mükesser kırık çoğul. Evet burada yine örnekleri devam ediyor. Mesela İmra'yı kelimesinin çoğuluna bakın dikkat edin. Müfredeyle hiç alakası yok. Ha, bu kırık çoğullar her kelimenin dört değişik hali mi var? Hayır, her kelimenin dört değişik hali yok. Kurallı mı bir kelimenin çoğulunun kurallı mı kuralsız mı olduğunu sözlük belirler. Bizim belirleme hakkımız, yetkimiz yok. Bir kelimenin, tekrar ediyorum, bir ismin çoğulunun kurallı sınıfına mı girdiği, kuralsız sınıfına mı girdiğini tespit ve tayin etmenin kriteri, yegane kriteri, kaynağı sözlük. Arapça sözlük. Bu kırık çoğullar görüldükçe mi ezberlenecek sorusu sorunuza vereceğim cevap evet. Bu kırık çoğullar görüldükçe ezberlenecek. Gurfe kelimesini gördük. Bunun çoğulunun guraf olduğunu gurfeyi öğrenirken beraberinde öğreneceğiz. Mesela kapı anlamındaki bab kelimesini öğrenirken kapılar anlamına gelen ebvabı da öğreneceğiz. Anlaşıldı mı? Peki şimdi bir ne diyelim ona kelimenin bir ismin daha doğrusu çoğulunun her iki sınıfta da bulunması mümkün. Her iki sınıftan gelmesi de mümkün. Mesela talip kelimesini yazayım ben. Sözlüğe talip kelimesini yazıyorum online sözlüğe. Tabii Latin harfleriyle yazarsam sorgulayamam. Arap harfleriyle yazayım hemen. Talip kelimesini yazdım. Şimdi talip kelimesinin bakın iki çoğulu var. Tullabun ve talebetun. Şimdi burada verilmemiş olsa da, sözlükte verilmemiş olsa da bunun talibune şeklinde bir çoğulu da var. Tamam mı? Mesela amil kelimesini yazayım. Amil kelimesi. Umarım sözlük onu almıştır. Amili yazdım, almış onu. Bakın amil kelimesinin çoğulu 1. Ummalun 2. Ameletun 3. Amilune 4. Avamil. Peki ben sorayım, siz cevap verin. Okumamdan, benden duyduğunuzdan hareketle. Amil kelimesinin çoğullarını söylüyorum. Ummalun, ameletun, amilune, avamilu. Kaç çoğulu varmış amil kelimesinin? Amil kelimesinin kaç çoğulu var? Peki amil kelimesi müfret müzek yani amil kelimesi müfret malumunuz. Amil kelimesi tekilini soruyorum. Amil kelimesi müfret mi yoksa müfret mi olur mu? Özür dilerim. Yanlış sordum. Müfret müzekker mi? Müfret müennes mi? Amilin durumunu söyleyin bana. Amil müfret müzekker mi? Müfret müennes mi? Amil müfret müzekker değil mi? Tamam gayet güzel. Müfret müzekker. Peki şimdi bunun çoğulu ya cem teksir olacak ya da cem müzekker salim olacak. Tekrar ediyorum. Bunun çoğulu ne olacak? Ya cem teksir olacak ya da cem müzekker salim olacak. Ummalun, ameletun, amilune, avamil çoğullarından kaçı kurallı, kaçı kuralsız diye soruyorum. Hızlıca cevap istiyorum. Latince yazarak cevap verin. Kurallı, kuralsız diye.
Ummalun ameletun amilune ve avamil. Kaçı kurallı, kaçı kuralsız? Evet, biri kurallı, üçü kuralsız cevabı doğru. Üçü kuralsız. Ummal kuralsız, amele kuralsız, efendim, avamil kuralsız. Veya bunları İngilizce'deki kullanımıyla paralellik arz etsin diye düzensiz diye adlandırmak da mümkün. Öyle adlandırmak belki daha güzel. O zaman bu çoğulların üçü düzensiz, biri düzenli. Düzenli olan çoğul bir tane. Amilune. Niye sonunda une sesi var? Şimdi bazı arkadaşlarımız ya diğer arkadaşlar bunların birinin kurallı düzelteyim hadi. Çünkü düzenli düzensiz kavramını daha çok tercih edeceğim. Biri düzenli, üçü düzensiz dediler. Nereden bildiler acaba birinin düzenli, diğerlerinin düzensiz olduğunu? Sorusunun cevabı çok basit. Nereden bildiler? Amilune kelimesinin sonunda une sesini veren vavnun var. O zaman bu kural, düzeltiyorum, bu çoğul düzenli bir çoğul. Amilune düzenli bir çoğul. Sonunda une sesini veren vavnunun yer almadığı ummalun ameletun ve avamilu bunlar düzensiz. Anlaşıldı mı? Evet, 10. bölümü tamamladık. 11. bölümde görüşmek üzere.